bizim Ahmet şey, bizim ana, Murat Cemcir'in e, yeni filmleri daha doğrusu devam filmleri baya da komik görünüyor. E, biliyorsun e, e, her şeyde filmlerinde bir şarkı patlatıyorlar. Aslında o hım hımdan sonra öyle bir e, yaptılar. Sonra yumurtanın sarısı oldu. O tutmadı pek mesela hım, hım kadar değil mesela. Kaç, kaç? Ha tamam. Bir süre veriyorlar da onunla ilgili efersin. Evet bu ama böyle bir şey oldu artık. Tabii tabii şimdi yeni şarkıları çıldır çıldır galiba. Ama çok benziyor hım, hım gibi. Şimdi çıldır çıldıra geleceğiz ama ondan önce bir bum bum esprisi var bir sahne. Biliyorsun Seden Gürel'in o meşhur şarkısı. Değil mi? Çocukların da bayıldığı hani bir şarkı. 90'lı. Ahmet'le Murat bir sahnede o şarkı üzerine bir espriler var aman Allah'ım yarabbim. Ve sondaki şeye dikkat et. Sonda Ahmet kızıyor. <laughs> Ahmet'in kalkıp gidişine dikkat et. Nasıl gidiyor tamam neler yapıyor bakalım. tamam mı? Önce o bum bum'u hazırsa onu bir izleyelim. Ali arkasından çıldır çıldır gelecek. Evet değerli izleyenler Çalgı Çengi ikimiz bir devam filmi Ahmet Kural Murat Cemcir yine çok Hı. güldürecek gülmeye ihtiyacı var gerçekten Türkiye'nin bir can 6 Ocak'ta vizyonda. E, e, evet 6 Ocak cuma. 4 Ocak doğum günüm çarşamba. Ona göre şimdiden, mü? Evet ha, Şimdiden gel. kutlarız. Şimdiden, hayır şimdiden kutlamayasınız. Kuru kuru şimdiden kuru bilginiz olsun diye Ama şey bu filmlere <laughs> filmlere uygun daha doğrusu filmleri yürütecek, arkadan destekleyecek şarkılar artık çok önemli hale geldi. Ha. Biliyorsun Atademirlerin de eyvah eyvahları işte vardı. işte bu fasulye falan şarkılar. Hım hımlar zaten düğün derneği götüren şarkılardı. Şarkı promosyon için çok önemli. PR için çok önemli bir hale geldi şarkılar, türküler. Bunlar da bu işi sevdi. E zaten bunlar bu filmde de çalgı çenge zaten bunlar çalıyor, birileri söylüyor, birileri çalıyor. O yüzden şart da çok da güzel olmuş. Ama düşündüm ki şu Ahmet şu yakışıklılıkla hmm. komedi yerine böyle aşk dizisi, dram dizisi bu falan zor olur mu bu suratla? Yapsaydı, yapsaydı Burak Özçevikten falan kat be kat kazanıyordu şu an. Ha. Ya yani şu anda çok kazanıyor ama çok marjinal bir karardı yani. Çok radikal bir karar verdi komedi seçerek. Bu adamlar bozmadılar Yoksa o Gazi ama kendilerini dizisinde falan öyle oynamıyordu komedi falan. Bozmadılar ama kendilerini. Yok onlar değil mi? Aynı. Nasıl Gazi'de bir tek işte Ahmet'i öyle gördük sonra hep komedi. Yok şey olarak diyorum. Duruş olarak da bozulmuyorlar. He onlar yok. Yani, hiçbir şeyi Aynı duruş adamlar olarak yani. Oldu. Evet. Aynılar. Adamlar. Hiç bir şekilde değişmiyorlar. O yani. yüzden seviliyorlar belki de çok. Kesinlikle öyle. Öyle ee, bir havalara girmediler galiba. Bir de ikisi birbirine inanılmaz kimya olarak yakıştı. Mesela röportaj çok röportaj vermez onlar ama röportajlarına dikkat et. Bir e, espri olarak mesela komik değildirler ama oyunculukları iyidir. Mesela evet. Murat bir gaf yapınca hemen Ahmet toparlar. Ahmet bir şey söyleyince Murat hemen devreye girer falan. Birbirlerinin hiç arkasından kuyu kazma durumları yok. Birbirlerini seviyorlar belli yani. Evet peki 6 Ocak'ta vizyonda e, hayırlı uğurlu Ama olsun şarkıları olacak, da çıldır belli. çıldır. Ha? Belli ki gişesi bol olacak. Olur olur. Evet. Bunlar hep başarılı zaten. İnşallah ülkemizde hep, hep son öyle Son dönemin en iyi komedyenleri bence. Yani, Tabii, aynen öyle. Benim hani bakış açım benim oyunculuk, yorumum bu. Oyunculuk olarak da çok yüksek. Nihat da bak mesela Ahmet'i çok beğendiğini söylüyor. Çok. Diyor ki, de hem bir de yakışıklı olması değil mi komedyen yani. olarak? Yakışıklı değişim. komedyen yok ki. Yok işte. Hepsi çirkin. E, yani sempatik. Çirkin de sempatik, sempatik ama yakışıklı değiller. Değil yani, yani karikatürü şey Jön değiller. Yani. De. Jön değiller. Jön değiller ama bu çok jön, jön. jön, 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 jön olur mesela. Evet. Ama abi hem yakışıklı hem böyle komik olunca. Ah benden bahsediyorsun galiba. Pardon evet. Peki kanka.